Arkadaşlar merhaba. Kullandığımız robot süpürgeler var. Marka model fark etmez. Bunlar zamanla çalışmaz, şarj almaz. Bunun basit tamirini göstereceğim şimdi size. Çok basit. Şimdi öncelikle şarj aletiyle süpürge arasındaki iletişimi sağlayan iki tane burada metal parça var. Karşı tarafta şarj aletinde. Bazılarında bunlar oksitlenmiş olabilir. Bunu hafif bir sirkeli suyla temizleyip kurumasını bekliyoruz. Kuruluyoruz ve çalıştırmaya çalışıyoruz. Çalışırsa tamam, çalışmazsa bataryasına bakacağız. Şimdi bazı modellerde bu kapak komple çıkıyor. Bu modelde ise sadece bakın şurada bir parçamız var. Bunda 4 tane vida var. Bu vidayı çıkarıyoruz. Kapak çıkacaksa şu süpürgeleri de çıkarmak gerek sağlı sollu süpürge parçalarını. Arkasından bu bataryamız. Bu bataryamızın düz tarafı bu tarafa gelecek. Takarken, çıkarırken. Bunu bir karbaburun ile veya elle hafifçe çekerek çıkarıyoruz. Çıkardık. Bundaki amacımız şu. Şimdi bunlar akıllı cihaz. İşlerinde bir program var. Bu programa göre robot makinemiz, süpürgemiz çalışıyor. Ancak zamanla herhangi bir nedenle bu programda bir değişiklik oluyor. Şarj olmasında, çalışmasında anormallikler oluyor. Veya bunların telefondan programları var. Bu programda makine arasındaki iletişim bir şekilde kopuyor ve çalışmıyor. Şimdi akıllı cihazlarda, akıllı devrelerde prensiptir. Cihaz içindeki elektriği tamamen kestiğimiz zaman bunda değişen program tekrar eski ana programa döner ve çalışmaya başlar. Ne yapıyoruz? Bu bataryamız soketini çıkardık ve 30 saniye bekliyoruz. 30 saniye içerisinde cihaz içerisinde elektrik tamamen bitiyor. Bunlar iletken, yarı iletken ve kondansatörlerden oluşuyor. Kondansatörler bunlara 5-10 saniye, 15 saniye akım sağlayabilir. Program yine devam edebilir. Ancak 15-20 saniyeden sonra cihazımızın anakartındaki akıllı program kendi programına dönüyor. Eklemeler veya programa giren ekleme veya çıkarmalar kayboluyor ve ana programına dönüyor. Normal programına. Ve bataryamızı taktığımız zaman şarj ediyoruz. Normal çalışmaya başlıyor. Tabii ki bu arada eğer bunları telefondan kontrol ediyorsak tekrar program kurmak gerekiyor. Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.